Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere flip flop devresinin ISIS'te nasıl kurulacağını, ARES'e nasıl aktaracağımızı ve ARES programı üzerinde otomatik yerleştirme ve otomatik çizimin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle Proteus uygulamamızı başlatıyoruz. Yeni bir proje açıyorum. Birazdan ekranın sağ tarafında göreceksiniz. O şema üzerinden çizimimi gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar, sağ üst köşede ISIS çizimini görüyoruz. Şu an onu yapacağım. Kütüphaneyi açmak için isterseniz buradaki P harfine tıklayabilirsiniz. İsterseniz klavyeden P tuşuna basabilirsiniz. İhtiyacım olan malzemeler 1 adet direnç. Toplamda 4 adet dirence ihtiyacım var. Kondansatörü seçiyorum. Çift tıkladım, seçtim. BC237 transistörünü kullanacağım. ARES'teki çizimini sağ alt tarafta görüyorsunuz. TOA92/18 isimli kılıfı kullanıyor. Ve LED kullanacağım. İşsiz çizim yaparken buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yerleşimine geçiyorum. Resimdeki transistör yerleşiminin sol taraftan ters olduğunu görmüşsünüzdür. Onun için transistörümün ayna görüntüsünü alıyorum X düzleminde. Bunlar kondansatörlerim. Çizgili olan kısım eksi tarafı gösteriyor. Şimdi bağlantılarını yapacağım. Bu dirençlerin bağlantısını yaptığım kısım, pozitif voltaj vereceğimiz kısım. Hangi malzemeleri kullanacağınızı açıklamada belirteceğim. Örneğin R1 için 300 ohm tarzında. Şu anda bunların değerini değiştirmiyorum.
Evren bu şekilde arkadaşlar. Ekstra buna batarya bağlayabilirim. Gördüğünüz üzere bataryanın Ares'te bir çizimi yok. Bir sonraki videomda Ares'teki kılıfı hazırlanmamış olan elemanlara nasıl kılıf hazırlayabileceğimizi göstereceğim veya hazır olanı nasıl tanımlayabileceğimizi göstereceğim. Bu şekilde devreyi yapmış bulunmaktayım. Devreye aktarırken buradaki PCB layout tuşuna tıklıyorum ve Ares ekranım açılıyor. 2D grafik box mode'a bastım. Kendime belli bir alan seçiyorum. Bu benim yerleşim yapacağım alan. Ve bunun benim board'um olacağını seçiyorum. Şimdi elemanları isterseniz tek tek buradan seçerek aktarabilirsiniz. Burada örneğin bakıyorum, bataryanın ve diyodun Ares şekli konulmamış. Diyot demişim, ledlerin bataryayı kullanmayacağım. Şu şekilde yapabilirim. Şu kısmı çıkarıyorum. Ledler için bakıyorum, Ares çizimi olan var mı? Varsa onları kullanayım. Gördüğüm kadarıyla yok. Buradan kısaca bir göstereyim. Packing Tool seçeneğine tıklıyorum. Buna bir direnç tarzında direncin kılıfını tanımlayabilirim. 0,4 inçlik uzaklığa sahip iki ayak arası. Onun yerine LED kondansatörü tanımlamak istiyorum. Hangi ucun neresi olacağını seçtim. Buradan istediğiniz kısmını seçebilirsiniz, nereye yazacaksanız. Şu anlık burada dursun. Şu an tekrar geldim. Gördüğünüz üzere tanımlanmış durumda. Tool seçeneğine tıklıyorum. Autoplacer var. Tıkladım. Elemanlarımın hangileri olduğu şu anda seçili gösteriyor. Okey dedim. Elemanlarım yerleştirilmiş durumda. Yakınlaştırıyorum.
Bu C ile gösterilenler benim aslında LED'im. İsterseniz Ares üzerinden bir çizim yapıp onu da tanımlayabilirsiniz. Devreme bakmak istiyorum. R1 ve R4 diyotlara bağlıymış. Diğeri bu. R4'üm ledlere bağlıymış. Pardon. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Bunlar benim kondansatörüm. Evet, çizime devam ediyorum. Sağ üst tarafta işsiz çizim açık kalmıştı. Onu kapattım. Bu R2. Sonra R3 uçum. Bunları yan yana getirmek istiyorum. Ve R1 direncim. Ardından D ile gösterilmiş olanlar benim ledlerim. C ile gösterilmiş olanlar kondansatörlerim. Kondansatörüm. Evet arkadaşlar. Board'un büyüklüğünü isterseniz sağ tıklayıp Edit Properties deyip enini ve boyunu seçebilirsiniz veya tutup da küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz, boyutunu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Otomatik çizim için öncelikle Design Rule Manager'a tıklıyorum. Net Class seçeneğini seçiyorum. Default da bana şu an işlem yaptırmıyor. Ya da hazır olandan giriyorum. Bottom Cooper yapıyorum bunu. Ardından Auto Router'ı seçiyorum. Otomatik çizimimi gördüğünüz gibi yapmış durumda. Bu şekilde. İsterseniz yolları seçip kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Bunları standart 25 olarak ayarlıyor diyebiliyordum. 10 olarak mı ayarlıyor? Bunu aktarma sırasında yollarınız kalkabilir. O yüzden kalın yapmanızı öneririm. Ben genelde 50 olarak kullanıyorum. Gördüğünüz üzere burada diğeriyle kısa devre olmasını sağlıyor. O yüzden kenara doğru alıyorum. Bunun yerini ayarlayabiliyorum. Hangi yöne doğru olacağını vesaire. Bu şekilde yapabiliyorum. Bunu burada o zaman yollarının ayarını yapayım.
açıklamalar kısmına da paylaşımında bulunurum. Arkadaşlar çizimimi tamamlamış bulunmaktayım. Videolarımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bugün sizlere flip flop devresi, isiste çizimini, RS'e, herhangi bir devreye nasıl otomatik olarak dizilimini sağlayacağınızı ve otomatik olarak çizimini sağlayacağınızı gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.